Evet, Kenkalarım dostlarım, hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Grayzone Warfare'deyiz. Yani biraz ilk bakış gibi, yani bir inceleme gibi bir video yapalım dedim. Ben sabahtan beri oyunla alakalı ayarlar yapıyorum. Bunları da size göstereceğim. Çünkü serverlarla alakalı sıkıntılar, optimizasyon sıkıntıları var. Biliyorsunuz zaten bu dilden dile dolaşıyor. Oyuna hakim olanlar bilir. Ben şöyle ayarlarımı size göstereyim. Şu şekilde ben böyle gözüme hoş geldi biraz oyun. Şu şekilde ayarlarımı yaptım. Eğer tavsiye ettiğiniz bir şey varsa, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Oyunu ufaktan bir inceleyelim, birkaç görev yapalım. Ondan sonra ben size bildiğim kısa kısa notlar vereyim. Onları da sizlerle paylaşayım. Ama önce videolarımı beğenip yorumlarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yine aynı şekilde abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi oyunun başında biliyorsunuz bir faction seçme olayı var. O da şöyle. Haritamızı açtığımız zaman belli başlı 3 tane nokta var, görüyorsunuz. Bunlar faction bölgeleri. Hatta sizin factionınızdaki, yani takım olarak, geniş takım olarak factiondaki arkadaşlarımız, online oyuncular bunlar. Bunlar mavi olarak gözükür. Sizin manganızdaki takım arkadaşlarınız yeşil olarak gözükür. Şurada gördüğünüz gibi yeşil olarak gözüküyorum ben. Tabii ben şu anda tek olduğum için görünürde arkadaşım yok, yani hepsi mavi şu anda gördüğünüz gibi, ama sıkıntı yok. PvP bölgesine giderseniz bu arkadaşlar, yani sizden, yani güvenli. Benim size nacizane tavsiyem, oyunu arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynarken bence PvE başlayın. Oyunun mekaniklerine, işte dinamiğine falan bir alışın. Silahlara falan bir alışın. Orada gidip bol bol bot NPC vurun ki oyuna iyice bir alıştıktan sonra PvP tarafına geçebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi, yani serverlarda sıkıntı olduğu için size atabilir ve o çok kötü oluyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Çünkü öldüğünüz zaman ikinci kez burada doğuyorsunuz. Loot'unuza gitme şansınız var ama tekrar ölürseniz loot kayboluyor, ceset kayboluyor. Yanınızda bir arkadaşınız yoksa, lootlarınızı kurtarmadıysa geçmiş olsun. Böyle kayıplar yaşandı, bizzat yaşadık arkadaşlarımızla beraber. O yüzden dikkatli olun diyorum. Şimdi bu oyunda Tarkov gibi ayrı ayrı haritalar yok. Tamamen open world. Şöyle göstereyim. Bir ortam bizi karşılıyor. Burada her yeri bir harita olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bayağı büyük bir bölge. Ormanlıklarla kaplı ve havalimanına kadar her şey var. Buralarda tabii bu ana bölgelerde, bak bir tane bizden iki kişi buraya gitmiş. Bu ana bölgelerde tabii şey de var. Baba lootlar da var, öyle söyleyeyim ben size. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Oralara gittiğiniz zaman etrafı araştırın. Zaten görevler geldikçe sizi oralara yönlendirecek oyun. Şimdi oyunda helikopterle gitmek istediğiniz zaman şöyle göstereyim ben size. Sizi buraya, şuraya veya şuraya bırakıyor. Ama eğer siz yürüyerek sağa sola açılırsanız, bu bölgelere giderseniz, yine şurada gördüğünüz gibi belli başlı noktaları keşfetmeye başlıyorsunuz. Ve oraları da daha sonra helikopterle kullanabiliyorsunuz. Mesela şurada bir göreviniz var. Oraya doğru giderken böyle iniş kalkış noktaları keşfedebilirsiniz. Ondan sonra da helikopterle rahat bir şekilde gelip gidebilirsiniz oralara. Bu haritanın tamamı için. Bence İyice her yeri gezin abi. Ondan sonra noktaları açtıktan sonra patır patır da görevleri yapmaya devam edersiniz. Biraz para kasarsınız işte, ondan sonra yolunuza bakarsınız, öyle söyleyeyim. Bir diğer konu, bir de şunu söylemek istiyorum. Şöyle hemen envanterimize geldiğimiz zaman karakterde şöyle görüyorsunuz, belli başlı attachment'lar kilitli. Yani silah özelleştirmelerine kısıtlı biraz, ama şöyle Gani'ye gelelim özellikle. Buraya geldiğiniz zaman bunlar, şöyle söyleyeyim, görev yaptıkça tıpkı Tarkov gibi, görev yaptıkça zamanla daha da çoğalacak ve silahlarımızı dikey tutamacı olsun, başka farklı farklı skoplar olsun, işte dipçiyi falan olsun, değiştirebileceğiz. Silahlarımızı özelleştirebileceğiz. Bunlar işte level level, muhtemelen leveller yükseldikçe, mesela şu adamın elindeki silaha bak. Gayet güzel. Görüyor musunuz? Bu şekilde silahlar yapabileceğiz kendimize. Tıpkı Tarkov gibi düşün. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, Tarkov'dan örnek veriyorum. Bu oyun bir Tarkov değil. Bu oyunun çok çok erken çıkmasının sebebi de, bilenler bilir, Tarkov'da bir karışıklık oldu, bir paket mevzusu. Bu adamlar da muhtemelen bir panik yaptı. Biz bu oyuncuları çekeriz abi falan, artık aralarında ne konuştularsa oyunu piyasaya sürdüler, ama çok erken bir oyun. Benim tamamen bu oyunla alakalı umudum var. Bu oyun gelişecektir. Oyun araba motoru gibi abi. Ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok açılıyor oyun. Yani kendine geliyor. Oyunda görsel ve animasyonlar çok güzel arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela yemek yeme, ameliyat yapma, işte su içme falan. Belli başlı animasyonlar falan çok güzel. Şöyle yine biliyorsunuz, şarjör kontrolüdür. İşte silah tekniği alma, otomatik moda alma, ondan su içme, yemek içme. Bunlar güzel şeyler. Yalnız şeyi beğenmedim. Şöyle şu mermileri boşaltayım.
tak diye dolduruyor abi. Bunun tıpkı Tarkov gibi, Skam gibi böyle. Skam bu işte biraz ileri. Skam'da mermileri alıyor abi. Tek tek şarjöre basıyor. Bununla Tarkov'da şöyle yavaş yavaş doluyor. Bununla direkt dolduruyor. Belki bunu da biraz gerçekçi olması için o şekil yaparlarsa daha iyi olur diye düşündüm ben. Ama adamlar demek ki hızlı PvP olsun istiyorlar. Her şey hemen olsun istiyorlar. Olabilir. Yani çok büyük bir eksiklik değil bence. Oyun biraz iyi sistem istiyor arkadaşlar. Yani ortalama veya düşük bir sisteme sahipseniz gerçekten FPS sorunları büyük yaşanıyor. Zaten oyunun Steam'deki sayfasına giderseniz yorumlarda falan bolca bu tip açıklamalar görürsünüz, öyle söyleyeyim ben size. Tabii iyi taraflarından biri de oyun DLSS, FSR ve Frame Generation teknolojini destekliyor. Bunlar güzel şeyler. Bir de oyuna ilk girdiğinizde arkadaşlar sakın moralinizi bozmayın. Optimizasyon ve FPS yerlerde diye özellikle söylüyorum. Çünkü haritayı geç yükleme durumu var. Hatta şöyle haritayı açtığım zaman bir geç yüklenme oluyor. Helikoptere bindiniz, havada zaten iyice oyun öyle bir donuyor ki sizi atacak gibi oluyor. İndiğiniz yerlerde de yine aynı şekilde geç yüklenmeler oluyor. Yani oyun sana diyor ki ben bunu çileyi sana bir kere çektiririm ama orada kalır. Bir daha da çektirmem diyor. Çünkü ben bu sorunları yaşadım. Ondan sonra oyuna ne zaman girersem gireyim bir daha bu sorunları yaşamadım. Şöyle bir görevlerimize de bakalım. Ben de olsa gelelim. Sen ne istiyordun abicim? Tamam, bu diyor ki biz de kasabaya gidip düşman indirmemizi istiyor. Güzel, Gani'ye geçelim. Ha, işte ben arkadaşlarımla oynarken burada İkinci görevi yapamadık çünkü sunucu atmıştı. 200'e 162 evet tracker yerleştirmemizi istiyordu sanırsam. O üstümüzde zaten. Oradan aklıma gelmişti. Bu ne diyor abi? Kayıp eşya bulsun. Fin konağı bul diyor. Ha, tamam, bir bakacağız ona. Gidelim abi beraber, şu üstümüze başımıza da bir bakalım unutmadan. Şimdi şu çantayı özellikle alıyorum çünkü bu çantanın yanına arkadaşlar silah takabiliyoruz, bilginiz olsun. Çünkü diğer çantalarla bu pek mümkün değil. Tabi daha büyük çantalar da var, daha henüz erişemedik ama bilginiz olsun. Yani bu çantanın yanına şöyle silah takabiliyorsunuz. Abi çok helikopter gelip gidiyor. Burası da bayağı kalabalık, elemanlar bir gitmediler. Her neyse, işte şu tracker yerleştirmemiz gerekiyor. Gani bizden bunu istiyordu, bunu götürüp yerleştireceğiz şimdi. Yemeğimizi suyumuzu aldık. Şu site'ı da alıyorum çünkü yakın temas olursa işte evlerin içine falan girersek hop dürbünü değiştirip onu takabilirim. Tamam abi, başka alacağım bir şey yok. Gidelim görevlerimizi yapalım. Kaskımız, yeleğimiz falan her şeyimiz var. Şöyle helikopterimiz. Görevlerimizi bu arada aldık değil mi? Hepsi onaylı. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Bunları bir yapalım. M tuşuna basılı tuttuğunuzda herhangi bir nokta seçip şöyle yakınlaşalım. Şuraya inebiliriz. Buraya basıyorsunuz abi. Call Transport dediğinizde helikopteriniz geliyor. Şu yeşil olan sizinki. Bilginiz olsun. Bir gelsin, hemen binelim. Evet, yolda geliyor. Bundan sonraki bizimki. Şöyle gelsin bakalım. Kobramız geliyor. Kobramız. Oyun yani güzel ya. Tabii çok erken bir oyun ama biz eğlendik arkadaşlar. Yalan söylemeyeceğim. Biz oyunu oynarken eğlendik. Yani yayıncıları, farklı yayıncıları falan da izliyorum. Farklı içerik yapanları da izliyorum. Eğleniyorlar arkadaşlar. Oyun güzel. Fena değil. Almak isteyenler tabii olumsuz yorumlara çok aldanmayın. Alın, kütüphanenizde dursun yani. Çünkü ileride bu oyun peşi bırakılmaz. Yani düzeltirler diye düşünüyorum. Ve daha eğlenceli, daha keyifli bir hale gelecektir. Benden videolar çekmemi isterseniz çekerim. Farklı farklı bölümler, farklı farklı görevler, PvP de olsun koyarım. Bana yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum. Beğenmeyi, yorumlamayı ve en önemlisi abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diyorum ve bizi şuraya bırakacak. Şu ileride bir boşluk var. Aslında benim biraz açılıp diğer noktaları da keşfetmem gerekiyor da işte şu görevlere odaklanalım şimdi. Alfa 2'ye iniyoruz abi. Güzel. Tam burası. Hadi bakalım, go go go. Şimdi ben ilk önce Gani'nin görevini yapayım bence ya. Nerede o? Neresi abi? 200'e 162. Tamam. 200'e 162. Bu herhalde küçük bir kutunun üstüne yerleştirmemi istiyordu. 200'e 162 neresiymiş bir bakalım. Büyük abi, harita büyük. Şurada. Şunun içinde bence. Ne diyorsunuz? 201, 260. Neyse, şurayı bir işaretleyelim, gidelim abi. Koştur koştur. Harita büyük. Oraya doğru gideceğiz. Şöyle yukarıda pusuladan görüyorsunuz. İşaretlediğiniz yere doğru odaklanırsanız ona doğru gitmeniz daha rahat olur.
Ama buralarda da belli başlı tek tük düşmanlar çıkabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir anda pat diye kafadan indirebiliyorlar. Şöyle NPC'lerde şöyle bir botlarda şöyle bir sıkıntı da var. Kafaya getirmediğiniz takdirde zor düşüyorlar. Çatışma var ileride. Onunla ilgili sıkıntı var ve size tek atabiliyorlar. Öyle bir sıkıntı da var. Çok dikkat edin fight'a girdiğinizde. Zaten botlarla alakalı genel bir sıkıntı var. Ne kadar uzakta olursa olsun sizi yavaş da olsanız, yavaş da yürüseniz fark ediyorlar. Bu burada bir yerde gibi geliyor bana. Ben sesi açmayı unuttum bu arada. Hemen sesi açalım. Helikopter çok gelip gidiyor diye kısmıştım. Böyle 60 iyidir. Lan oğlum aklımı aldın. Nasıl geliyorsun ya? İşte PvP'de böyle durumlar oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Adam bir anda önünüze geliyor. Kendi takımınızdan olmasa bile aynı faction'dan vurabiliyorsunuz. Ben şöyle soldan gideceğim ya. İşimizi garantiye alalım. Ne olur ne olmaz. Şuradan bir ara geçiş falan bir şey var mıdır? Duvarları direkt atlamak da tehlikeli. Hop, arkasında bir anda bot karşılayabiliyor sizi. Genelde ses kasmaya çalışın. Çünkü aralarında çok konuşuyorlar. Karakteri sıcak bastı. Heh, bak konuşuyorlar mesela. Duydunuz mu? Sağda solda bir görüntü yok ama. Abi şurada bir dinlenmem lazım. Stamina bayağı düştü. Sıfırlarda neredeyse. Bu ne lan? Ona güle güle dedik. Şu silahı da tekliği alalım. Otomatikte kullanmak bayağı mermi israfı arkadaşlar. Bayağı. Yetişmiyor yani. Mermi mi gitmiyor ya? Ha. Alt tuşuna basarak sol alt tuşuna nefesinizi tutabilirsiniz. O da gitti. Oğlum. Burada bir hareketlilik var. Aha, bu banaydı. Burada bir yerde yerleştireceğiz ama bakalım neresi. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ya yakın skobu takacaktım işte. Unuttum. Sight'ı abi ne kadar kötü savaşıyorum ya. Geri kaçmam lazım. Geri kaçmam lazım. Orada biraz heyecan yaptım. Kafaya denk getiremedim abi. Bir dakika. Şu neymiş? Abi bir rahat durun ya. Bir durun bir sakin. Bir dakika bir dakika. Toparlayacağız toparlayacağız. Tamam. Toparlayacağız abi. Hiç problem yok. Şu içeride FPS bayağı düştü fark ettiyseniz. Bir dakika abi şurada bir hemen bandajımızı yapalım. Yoksa direkt öldürüyorlar, hiç affetmiyorlar. Bunlar biraz dengesiz çıktı benim gibi. Vuramadılar, ben de vuramadım. Vücuda özellikle ateş ettim ki düşmediğini gördünüz arkadaşlar. Düşmüyorlar hiçbir şekilde. Yeme içmede çok problem olmuyor. Yani enerji ve su ihtiyacı bayağı bir idare ediyor oyunda. Bilginiz olsun. Bunları da dolduralım. Şu adamdan bir silah daha çökmem gerekiyor bence. Oğlum bak efendi uslu durun ha. Şurada bir iki görev yapıp gideceğiz. Şunları alalım hemen üpletiriz yeriz abi. Senin mermilerin nerede? Burada okey. Bunları buraya ya şarjörleri buraya koymaya dikkat edin.
Yoksa şarjör değiştirmede sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biz görev yerimize doğru odaklanalım abi. Şöyle bir bakayım. Şu yakın şeyimi taksam mı acaba ya? Çok arada kaldım şu anda. Bir dakika. Şunu şöyle. Bunu böyle direkt takamıyoruz işte. Şunu çıkarmamız gerekiyor şu parçayı. Sonra bunu takıyoruz. Devam ediyoruz. Bu şekilde kullanabiliriz. Çok büyük çatışmalar dönüyor. Ofisin içi mi ya? Ha? Aç bakayım. Ben açılana kadar öleceğiz burada. Galiba burası değil. Aç abi. Açılmıyorlar. İnşallah burası değildir ha. Bir dakika bulacağız sakin. Görev yeri neresi acaba? Hiç de izlemedim biliyor musun? Bakmadım görev yerleri neresi diye. Yani bizden bir tane baraka bulmamızı istiyor ama galiba şurası ya. Dur bakayım. Olabilir mi? Ha, burası abi. Buraya yerleştirmemizi istiyor. Tamam, bu görev. Hemen bakalım. Gani'nin görevi tamamlandı. Zaten bu da ne veriyormuş? 3 tane işte el bombası falan veriyor. Para veriyor. XP veriyor. Mermi veriyor. Çok güzel. 5.56 veriyor hem de. Gayet güzel. Nice. Şimdi gelelim buna. Bu ne istiyordu bizden? Bu düşman indirmemizi istiyor. 2 tane daha düşman indirirsek bu görev tamam. Bizden düşman indirmemizi istiyor. Buraya geldiğimizde 2 idi. Tabi adam vurduk biraz. Adam vurduktan sonra ne oldu? 8'e yükselmiş. Şuradan 2 tane daha koparırsam. Bu kadar atış sesi var. Siz neredesiniz abi? Ha? Sorarım size. Şimdi ileride bir iki kişi gördüm. Kendimi hiç yormayacağım abi. Şöyle bir dakika. Şuradan hemen getir bakayım şunu. Şunu şöyle tak. Bunu buraya tak. Bunu buraya tak. Güzel. 28 mermi var içinde. Şöyle bak şurada bir tane Kamil var görüyor musunuz? Nefesinizi tuttunuz. Gitti. Hop. O da gitti. Görev tamamlandı. Gördüğünüz gibi sağ altta. Mission complete. Okey. Burada fazla oyalanmamıza gerek yok. Şöyle geri çekilebiliriz. Kendimizi riske atmayalım. Hiç gerek yok abi. Tertemiz. Böyle böyle ufak ufak görevleri yapıp para ve envanter kasabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu laboratuvar doktor ablanın işine bakacağım ama birinden bahsediyor. Onu nerede bulacağız bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir şuraya bir gizlenelim. Hem de yorulduk zaten bir yemek memek. Yemeği yemeseydin aslında yemeklik bir durumumuz yok ama olsun yesin. Bir de soda içeriz. Ondan sonra görevimize bir bakalım. Pint konağı. Biz bunu nereden bulacağız ya? Pint konağı'yı. Hop hemen şuradan sodamızı da içelim. Tertemiz. Pint konağı'yı bulmamız lazımmış. Bakalım bulabilecek miyiz? Enteresan. Yani kayıp eşya bürosu diye geçiyor. Ben şurayı işaretledim. Öyle bir yer hatırlıyorum çünkü. Bakalım orada o ne lan? Oğlum bunlar nasıl hareketler ya? Burası mı ya acaba? Sakin. Karşımıza biri çıkarsa tehlikeye düşmeyelim. Aha. Aha da bulduk. Buradaymış abi eleman. Çanta da var burada. Bu çantayı sığdırabilir miyiz? Sığdı vallahi güzel. Ekstradan çanta aldık. Tamamen tamamlandı mı yoksa ayrıyetten bir görev mi verdi? Abi geri dön rapor ver diyordu. Burada bir kimlik belgesi falan soruyor ya. Bunu nereden bulacağız? Vallahi yalan olmasın bununla ilgili bir kopya çektim. Bakalım orası mıymış ama pek emin değilim. Çok mu dehşet ediyorlar sağdan soldan? Ne oluyor abi ya? Hemen şunu da alalım bir dakika. Ona güle güle dedik.
Kıyamet kopuyor o tarafta. Ben şu tarafa gideceğim de. İnşallah kapının arkasında bir sürpriz yoktur. Ölüler var. Aha çikolat çikolat al. Enerji var abi. Güzel. Kimlik belgesini nasıl bulacağız abi biz ya? Oğlum o ne lan? La oğlum şeymiş o ya. Adamda kask mask yok, hiçbir şey yok. NPC sandım herifi. Bir de değişik değişik hareketler yapıyor ya. Bak sesleniyor bana. Sorry bro. Ne bileyim oğlum, öyle bir duruyor ki ayakta şey gibi. Bot gibi. Kendimi karşıya atacağım da burası da aslında burada çok çok düşman oluyor. Bir karakter kendini toparlasın, devam edelim. Temiz gibi. Temizlemişler burayı ya. Diğer gelen oyuncular. Aa sesler bir gidip gelmeye başladı. Ne oluyor abi? Bak buralarda genelde FPS 90'larda geziyor. Daha önce 120'leri falan görüyordum. Ben iyice bok ettim herhalde oyunu. Neyse sıkıntı yok. Olsun abi, yapacak bir şey yok. Şu görevi yapalım da. Ha, burada bir yerde mi acaba? Bu kimlik kartı. Buna yer var mı? Onu da aldık vallahi. Güzel. Şunu da ver. Madem almışsın. Oğlum buralarda kimlik mimlik yok ha. Burayı aç bakayım. Burada herhangi bir şey yok. Bu ne abi? Burada sanki olacak gibi de... Bir dakika, neredeyiz biz? Aslında baktığım yerle doğru yer şu anda ama... Tabi bilinmez. Belki de yanlış bir şeye baktık biz. Aha. Buna yerimiz mi yok? Yo var. Alsan oğlum. Heh. Abi neresidir burası ya? Gerçekten çözemedim ben bu. Şu ara mı galiba? Şu geriye koşalım biraz. Lan dur dur. Sakin ol. Kamil kamil hareketler yapma. Burada bir görevimiz var, bir işimiz var. Onu bir halledelim, ondan sonra ne yapıyorsan yap. Lan. Biraz geri zekalılar ama gelişir. Zamanla gelişir. O ne lan? Bizden galiba. Evet abiler, maalesef server'dan koptuk. Server bize attı. Böyle şeyler maalesef ki yaşanıyor. Görevlerimizi yaptık ama şöyle bir durum oldu. Muhtemelen tekrardan bağlandığımda... Şunlar çok konuşuyor bu arada. Bir dakika. Böyle bir sesi kısacağım. Muhtemelen oyuna tekrar bağlandık ama ekranım gelmediği için botlar tarafından vurulduk abi. Üstümüzdeki lootlar falan gitti. Ama görevlerimizi hallettik. Görevler kısmında şöyle, ben dostlara geldiğimizde şöyle neredeydi? Ha. Task'a geliyoruz. Complete diyoruz. Tekrardan Gani'ye geliyoruz. Buraya da tamam açacağım bir dakika. Complete diyoruz. Burası kaldı. Şunu bir rapor edelim madem buraya kadar geldik. Ha, rapor edemiyor muyuz şu anda? Tamam, sadece şunu bulacaktım. Çok az kalmıştı ama maalesef server'dan düştük abi. Halledilir, halledilir. Yeni görevlerimiz de açıldı bu arada. Onlara daha sonradan bakarız. Sonradan buraya geliyorsunuz arkadaşlar, mesajlar bölümüne. Şu arkadaşlardan
hediyelerinizi alabiliyorsunuz. Şöyle collect dediğinizde bunlar böyle siteşinize gelmiş oluyor. Görüyorsunuz ki buraya gelmiş oluyor. Muhtemelen ben biraz gidip şey yapacağım abi. Biraz bot falan vuracağım. O botlardan da işte getirip silah milah bilmem ne şurayı bir dolduracağım. Para harcamak istemiyorum. Para harcamanın bir mantığı yok. Botlardan, NPC'lerden biraz bir şeyler getirip ondan sonra yine görevlere devam ederiz. Oyun güzel, oyun fena değil. Gerçekten içinde tutuyor. Bayağı bir zaman geçiriyorsunuz oyunda ama dediğim gibi bu tarz sıkıntılar var abi. O zaman ilk bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz, katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz de beğenmeyi, yorumlamayı ve en önemlisi abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Yine aynı şekilde Discord kanalıma açıklamadan ve yorumlardan ulaşabilirsiniz. Grayzone Warfare'i yine aynı şekilde devam etsin isterseniz, videolar çekmemi isterseniz bana yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ona göre seri bir şekilde videolar çekelim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.